İngiltere'de hükümet belediye evlerinde oturanlara right to buy, yani içinde uzun yıllar oturduğunuz evi alma hakkınız var dedi. Peki ama bu sistem nasıl çalışıyor? Çok karmaşık değil aslında. Belediyenin size sağladığı evlerde 5 yıl oturmuşsanız, ki bu 5 yıllık sürenin aynı evde geçirilmesi de şart değil, İşte o zaman bu hakka sahip olabiliyorsunuz. Belediye evlerinin satın alma hakları var ama bazı şartlarla uymaları gereken. Birinci şart, kaldıkları tek ev olması gerekiyor. Başkalarıyla paylaşmamaları gerekiyor bu evi. Shared ownership dediğimiz, yani başka bir şirketle ortak olarak evin içinde kalmamaları gerekiyor. Ve secured tenant olmaları gerekiyor. Secured tenant ne demektir? Yani belediye size süresiz ev verdikten sonra 12 ay boyunca o evde kalmış olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra 5 sene boyunca belediye kiracısı olmanız gerekiyor. Yani aynı evde 5 sene kalmak zorunda değilsiniz. Çoğu kişi şey sanıyor, hani 5 sene boyunca bana verilen süresiz evde kalmak zorundayım diye düşünüyorum ama böyle değil. Sadece 5 sene boyunca belediye kiracısı olmanız gerekiyor. Bu şartları yerine getirdikten sonra belediye bir başvuru yapıyorsunuz ve belediye sizin başvurunuzu göz önünde bulundurup ona göre bir bilirkişi gönderip bir value, yani evin fiyatını belirleyip onun üstünden bir discount veriyor. Üstelik sahip olduğunuz bu hak çok da avantajlı. İster bir apartman dairesinde, ister bahçeli bir evde oturun. Devlet size oturduğunuz eve göre indirimler yapıyor ve yaşadığınız eve sahip olabilmeniz için katkı sağlıyor. Eğer belediye kiracısı olarak 5 seneyi doldurmuşsanız ve flat alıyorsanız, bu durumda alacağınız indirim %50'dir evin fiyatının üzerinden. 5 seneden sonraki her sene için %2 bir indirim alıyorsunuz. Müstakil evlere gelirsek, onlarda 5 seneyi doldurduktan sonra %35 bir indirim alıyorsunuz ve 5 seneyi doldurduktan sonra her sene için %1 bir indirim alıyorsunuz. Flat aldığınızda veya müstakil ev aldığınızda, belediye evinizi satın aldığınızda kısacası alabileceğiniz en yüksek indirim 100 bin pound civarında. Londra içinde, Londra dışında ise %75 bin pound civarında bir indirim alıyorsunuz. Ama bu evin fiyatının %60'ını hiçbir şekilde geçmeyecek veya 100 bin sterlini veya 75 bin sterlini hiçbir şekilde geçmemesi gerekiyor. Belediye veya belediyelere ait kuruluşlar, landlorduruz olarak, yani ev sahibiniz olarak sizin evinize herhangi bir tamirat veya masraf yapmışlar ise alacağınız indirimi etkileyecektir. Yani alacağınız indirim azalacaktır, düşecektir. Eğer 5 sene içerisinde bu evi satın aldıktan sonra satmayı düşünürlerse aldıkları indirimi geri ödemek zorunda kalabilirler belediyeye. Onun haricinde 10 sene içerisinde eğer satmaya karar verirlerse ilk emlak piyasasına sunmadan önce evi belediyeye teklif etmeleri gerekiyor. Eğer belediyeye almak istemezse evi geri, bu durumda serbest bir şekilde satabilirler kendi evlerini piyasada. Yabancısı olduğunuz bir coğrafyada devlet işleri size biraz karışık gelebilir. Size sunulan bu hakka sahip olup olmadığınız, sahipseniz ne yapmanız gerektiği, hangi adımları atmanız gerektiği konusunda kafanız karışabilir. Ama endişe etmeyin. Bu noktada size yardım elini uzatacak uzman isimler işinizi kolaylaştırabilir. Daha çok detaylı bilgi alabilmek için insanların kafası karışabilir. Çünkü indirimde fiyatlarda bir değişiklik var. Ondan sonra şartlar çok ciddi ve ağır şartlar, anlamayabilirler. Bu durumda uzman avukatlara gitmeleri ve gerekli bilgi almalarını tavsiye ederim. Başvurularını yaptıktan sonra, haklarını talep ettikten sonra belediyeden bir avukata gidip avukattan bu işlemleri kendileri için takip etmelerini talep edebilirler tabii ki. Zaten uzman bir avukata gitmeden prosedürü tamamlayamıyorlar. Yani evi satın alamıyorlar. Mecburen bir avukata gidip bu prosedürü tamamlamaları için bilgi almaları gerekiyor zaten. Zaten devletin de sizden zorunlu olarak talebi bu aslında. Bu işin bir uzman eliyle yürütülmesi. Eğer oturduğunuz evde bir hakka sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, bu alanda uzmanlaşmış bir avukatın kapısını çalarak kendinize ait bir ev için ilk adımı atmış olursunuz.
belediye kiracısıydım ama daha sonra Housing Association, yani özel sektörde belediye adına çalışan kuruluş benim landlordum oldu, yani ev sahibim oldu ve ben artık evimi satın alamam diye düşünüyorlar. Housing Association'lardan genelde evinizi satın alamıyorsunuz, fakat bazen belediye, ilk kaldığınız ev belediye evi ise ve daha sonra siz özel bir şirketin kiracısı olmuş iseniz, bu durumda sizin korunmuş bir hakkınız olabiliyor. Yani ilk başta belediye kiracısı olarak başladığınız için bazen yine de özel kuruluşun evini satın alma hakkınız oluyor. Onu bir araştırıp öğrenmek gerekiyor aslında.